Diğer telefonu alıyoruz hemen. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erkek, çok Şimdi nadir bir sizin durum. sesinizi duyunca birden Adil Bey çok sevindi. Çok şaşırdım. Bize pek erkekler soru sormaz. Merhabalar. Merhabalar. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız rica etsek? Bizi telefondan duymaya çalışın lütfen. Evet, bakalım beyefendinin derdi neymiş, birlikte bir şey dinleyeceğiz. sorabilir Ama miyim? televizyonunuzun sesi kısılmadı. İyice kapatmanız Yok. gerekiyor. Bir dakika, tam Tam tam. böyle ses düğmesi var ya, tık diye kapatıyoruz, kesiliyor. Evet, kapattım. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Adil Bey, size bir şey sorabilir miyim ya? Buyurun. Ya ben kız arkadaşımdan ayrıldım. Artık bu ayrılma sebebim de biraz benim bayağı bir hoş oldu, etkiledi. Ben kendimi intihar etmek durumuna kadar getirdim. Sonradan bilmiyorum artık ne yapacağımı, bana biraz yardımcı bir yani akıl vermek durumundayım. Peki, şimdi öncelikle size şunu söylememiz gerekiyor. Bu programı izliyorsunuz, bizi aradınız. Adil Bey'e sözü vermeden önce şunu söyleyeceğim. Eğer gerçekten böyle eğilimleriniz varsa rica ediyoruz, en yakın doktora başvurun. Tabii. Çünkü bizim size Tabii. burada söyleyeceğimiz her cümle havada kalacaktır. Çünkü bir insanın intihar eğiliminde Tabii. olması Ciddi bir durum. ruh sağlığının yerinde olmadığının en büyük göstergesidir. Evet. Rica ediyorum, telefonu kapatır kapatmaz lütfen, hatta şimdi ne yapın biliyor musunuz? Devletin sosyal destek hattı var. Hep söylüyorum. 183'ü hemen arayın. Çünkü psikiyatrlar, psikologlar orada sizi bekliyor. Mutlaka senin de söyleyeceklerin Tabii. vardır Adil'ciğim. Şimdi hayatımızda karşılaştığımız ilişkileri, özellikle arkadaşımın sesi genç geliyor, yani 20'li yaşlarda diye algılıyorum, emin değilim. Özellikle bu yaşlarda duygular çok coşkun. İlişkilerimizi hayatımızın merkezine koymamamız lazım. Bak, programda bir şey söyledim. Saplantılı ilişki bizim ülkemizde çok. Ya saplantı illa olacak gibi. Bunun sebebi hayatının merkezine insanlar bir kişiyi koyuyorlar. Tek bir kişiyi. Şimdi çok sevmek, çok bağlı olmak, bunlar çok güzel ama hayatınızı çeşitli zenginliklerle donatın. Bak, genel konuşuyorum ben Doğru. şimdi. Yani başka hobileriniz olsun, ilgi alanlarınız olsun ki o insan hayatınızdan çıktığı anda bir anda boşlukta kalmayın. Dünyanın sonu gibi algılıyor. Dünyanın sonu gibi algılıyor ama onun dünyası o. Çünkü kendi dünyasını sadece tek insandan oluşturdu. Hatta bazı ilişkilerde birlikte her şeyi haber veriyorlar. Yani eve girerken haber veriyor, evi temizlerken haber veriyor sürekli. Bu sefer o insan çıktığında büyük bir yıkım yaşıyor. Yapacak başka hiçbir şey kalmıyor. Bir insanla bir ilişkiyi veya bir evliliği yaşamak, o insanı hayatınızın merkezine koymak değil, onunla hayatı paylaşmak demek. Bak, lafın içinde var, hayatı paylaşmak. Yani hayat devam ediyor etrafınızda. Onu böyle tek bir kişiye ihale etmeyin. Arkadaşıma söyleyeceğim şey, bir psikiyatriste gitmesi Derhal. lazım. Veya devlet zaten sunuyor bu imkanları. Aman böyle bir şey duymayalım, intihar falan. Zaten bu anlık bir psikolojidir. Birkaç terapiyle size yardımcı olurlar. Aslında evlilikler için de aynı şey geçerli değil Evet. mi? Mesela sadece evlilikte kendini çocuklarına ve kocana adıyorsan, sevgili kadın, kendini yok sayıyorsan, Evet. kendini o evin sadece hizmet göreni olarak görüyorsan, Olmaz. İnan çocuğun da kocan da seni öyle görüyor biliyor musun? Doğru. Ne zaman ki kendi yaşamın oluyor, ne zaman ki kendi sosyal çevren oluyor ve çok sevdiğim bir cümle var, bunu sık sık tekrar etmek istiyorum. Bir hobisi olan kadının hiçbir fobisi olmuyor biliyor musun? Güzel. Bir kadının hobisi olduğunda Güzel. acaba kocam beni terk edecek mi? Acaba şimdi ne yapıyordur demiyor. Hobim varsa fobilerin ortadan kalkıyor. Çok doğru. Şimdi konuyu nereye getireceğim? Sadece kocana şöyle tutunduğum zaman, yani o giderse ben ne yaparım? O giderse benim hayatım kayar dediğin zaman o zaten gidiyor. Evet. Çünkü sen evrene o enerjiyi veriyorsun zaten. Tabii. Değil mi Adil? Bir de daha fena bir şey yapıyorsun. Ne biliyor musun? Bana muhtaç olduğunu gösteriyorsun. Bir erkek bunu gördüğünde, Çok bakın, güzel. çok kullandığım benim bir tabir var. Bak, göstereyim. Cep. Cepte görüyor Cepte, erkek. Yani doğru. kötü bir tabir ama bu açıklayan bir tabir. Yani diyor ki, bu kadın bana böyle yapıştı. Bensiz var hiçbir şey yapamaz. Yani erkeklerde bazılarında, bak hepsi değil, alfalarda genelde böyle bir şey olmaz ama artık bu kadın bensiz hiçbir şey yapamaz. Ben dikkatimi, bak, radarımı başka yönlere Tabii. doğru. Kulasası var Ha, bu burada, duruyor. burada. Bu burada. Başka yönlere doğru. Çünkü erkeklerde bir avcı ruh olabiliyor. Başka taraflar olabiliyor. Ama o kadın kendi hayatını yaşıyorsa, kendi hobileri var, geziyor arkadaşlarıyla. Mesela bakın,
İzleyenler arasında söyleyelim. Arkadaşlarım bıraktım, tamamen eşime odaklandım. Yok, arkadaş çevrenizin sırtınızı dönmeyin. Şimdi buradan bütün kadınlara soruyorum. Evet. En son ne zaman aynaya baktınız? Bak, her şey parayla değil. Sakın burada bana "aa, paramız yok" demeyin. Çok yani uygun saç boyaları var mesela. Saçını en son ne zaman boyadın? Dibi buraya kadar gelmiş. Ondan sonra beyazların çıkmış. Saçını bir kere taramamışsın bile. Yani bir kendimizi düşünelim ya. Biz de hata yapmıyor muyuz? Sırf erkekler mi tükaka? Yani sırf affedersiniz. Canlı yayında olduğumu unutuyorum. Ben yani, sana bir şey sorabilir miyim? Erkekler mi? Ayna diyorsun ya. Ya kadınlar aynaya sürekli bakıyor benim. Hayır, beni. hayır. Aynı telefonda bir aynaya bakıyor. Sen bizi hiç tanımıyorsun. Kadınlar sürekli nerede yani. Mesela bir şey söyleyeceğim. Saçımı boyatmaya gidiyorum diyelim evet, ki. Evet efendim. Rengini kocama mı sormalıyım? Hı. Kendim cildime uygun olanı mı boyamalıyım? Çok güzel bir soru sordun. Erkeklerin öyle yaptıkları büyük bir hata var ki. Ah, ben nasıl akıl vereceğim bilmiyorum. Versene. Kadın saçını boyatmış. Bak, kadın saçını boyatmış. Geliyor. Erkek diyor ki olmamış. Bu ne? Nasıl böyle bir kritik hata? Yani inanılmaz bir hata. Hiç kadın aklını bilmiyorsunuz. Bak, söylemesi gereken şey şu. Hayatım, bu saç rengin güzel. Ama geçtiğimiz günlerde bir saç rengin vardı ya. O çok sana yakışıyordu. O tam seni özetliyor. Bak, bu da güzel. Sıkıysa güzel deme. Yani zor bir şey. Bu da güzel. Ama o var ya, o müthişti. Ha, bak, o seni daha iyi anlat. Veya elbise tatlı için. Tatlı bir yılın deliğinden elbise çıkarmış. İçin. Şimdi adam beğenmemiş elbiseyi mesela. Diyor ki, bu ne ya? Olmuş mu sana böyle bir şey falan? Çar ne onu. Yapıyorsun? Öyle olmaz. Öyle olmaz. Lan kadın hiç anlamıyorsun sen. Şu. Bak, bu renkler güzel. Ama o pembe veya o kırmızı. Senin rengin. O tam senin rengindi. Peki. O tam senin. Bu. Saç modellerimiz var. Sevgili Adil bir onları... Aa, tabii. Evet, ben kuaför olarak yorumlasın. Şöyle, bazı saç modelleri bazı kadınlara evet. çok yakışıyor. Evet. Bazen biz kendi yüzümüzü çirkinleştiriyoruz, biliyor musunuz? Olmayan saç rengini kendimize uygulayarak. Yakışmayan. Mesela dün ben Instagram'da bir şey yaptım. Dedim ki kahküllü mü kahkülsüz halim mi diye. Evet. Instagram'da hikayemde paylaştım. Ne çıktı? Söyleyeceğim az sonra. Merak ettim. Getirelim mi saç modellerini? Bakalım efendim. Bakalım, bakalım. Görelim. Ya eğer yanlış hatırlamıyorsam Taylor Swift kendisi. Çok sevdiğimiz bir insandır. Karakter olarak da çok severiz. Hayatım, kadını çok, yorumlamayacaksın. Affedersin ama erkek beyni bendeki yani. Ben şimdi normal erkeğin tepkilerini... Kocan da televizyon izlediğinde bile mesela. Değil mi? Böyle ya. Açık böyle şey söylediği zaman yok, yok. Kendini aldatılmış gibi akıllı hissediyorsun. Akıllı adamlar ya. Ne yapıyor? Ben sana söyleyeyim mi? Mesela çıkıyor bu kız, diyor ki ya hayatım şuna bak, ne kadar çirkin ya. Ne kadar tipsiz bir kız. Adam direkt olarak böyle konuşuyor. Bence çok yakışmış bu saç. Çok hoşuma gitti. Tarzına uymuş. Çok sadece birazcık birkaç yaş sanki büyük mü göstermiş diye düşünüyorum bak. Erkek beyniyle söylüyorum. Çünkü daha genç yaşı ama bu saç modeli birkaç yaş, 3-5 yaş onu daha yaşlı göstermiş mi? Emin değilim ama bakışlar dikkat edersen yine 15 derece. Taylor'sı zaten beni takip ediyor kendisi. 15 derecelik bakış, sen de erkek mi yapıyorsun? Erkek gözüyle saç stilleri. Gelsin çok bakalım. Güzel, çok tamam, güzel. Diğerini hemen bir görelim. Şimdi bu saç... Arkada örgü var bildiğin. Yani şey, hani ne derler öyle? Kadınlar örgü topuz. Örerse topuz var, topuz. Bu kimdi ya? Ünlü birisi bu. Küpeler ya hayatım, bırak ünlü bir ama ünsüzlük. Erkek beyni böyledir bak. Orada bir bakar küpesine, şuna buna. Şimdi bu saç modeli ben yakıştıramadım çok. Çünkü yine böyle yaş olarak birkaç yaş yüksek gösteriyor gibi geldi daha bana. Daha spor modeller açsa mi kullandım? Mesela veya bu hanımefendi küt yapsa, bak küt hı. saç yapsa sanki daha seksi olabilir gibi. Çünkü neden dersen, o saçları arkadan toplaması onu biraz yaşlı ha, göstermiş. Seksi olmak mı önemli? Tabii yani? Erkekler özellikle. Diğer erkekler. Fotoğraf gelsin bakalım. Diğer evet. fotoğraf. Evet efendim. Ay beni diğer getiriyorum. Fotoğraf sen diğer fotoğrafı getir. Aa, bu saçlar güzel. Güzel. Tam şey saçı. Genç kız. Arkadan böyle çok güzel bir şekilde onları yaymış saçlarını. Sırtına kadar gidiyor galiba. Bu arada benim bir erkeğin ben. Saçları yorumlatmak komik değil mi? Güldürüyor seni. Şey mi? Erkekler uzun saç mı seviyor, kısa saç mı seviyor? Ben sana çok net söyleyeyim mi? Uzun saç candır. Ya. Uzun saç candır. Gerçekten candır. Yani... Ay kızlar yandık o zaman. Güzel. Ya kimi zaman da toplar onu. Ama bu saç modeli mesela ilk olarak bende yansıması 17-18 yaşlarında. Hani üniversiteyi okuyan gibi çok genç gösteren bir saç ve renk güzel. Çok güzel bir rengi var. Peki diğer saç modelini görelim. Erkekler hangi saç modellerini daha çok beğeniyorlar? Hmm. Uzmanımız yorumluyor. Evet. Hangi renkler, hangi modeller daha popüler, daha revaçta? Evet. Diğer... Nur Virel geldi. Evet, ne kadar güzel kahkül. Efendim. Aa bir dakika. Bu da. Aa Jennifer Aniston ya. Çok yakından tanırım ya. Şey Yozgatlı bizim hemşeri şey. Çok güzel bir, çok müthiş bir insan. Uzun saç mesela. Bak, çok güzel. Bir fön çekmiş. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir şey var yalnız Jennifer Aniston'da.
küt saçlı halleri çok daha yakışıyor ona. Küt saçlı hallerini de bilirim yani, şahsi tanışıklığım vardır. Bu saç rengi onu vamp göstermiş. Bu diplerde hani biraz koyu şeyler var. Hı-hı. Normal kumralın biraz içerilerde siyah taraflar var. Onu vamp gösteriyor. Zaten vamp bir kadın böyle parçalar. Parçalar tehlikeli. Yani bir kadının seksi olması mı erkeklerin ilgisini çeker? Evet. Yoksa daha bebeksi, daha masum, daha sempatik çok güzel olması soru mı erkeklerin ilgisini çeker? Heh, bak. Ah be erkekler. Size bir türlü kendimizi beğendiremedik. Sana çok kritik bir bilgi vereyim mi? Saç modeliyle ilgili o. Erkeği her zaman analiz edin diyorum. Şımarık büyütülmüş bir erkek. Hı. Bak, annesi tarafından şımarık büyütülmüş. Ana kuzusu bir erkek. Çocuksu saç modeline sahip kadınları seviyor. Bak, çok kritik bir formül veriyorum. Bir daha söyle, bir daha. Şımarık büyütülmüş bir erkek. Ana kuzusu dediğimiz var ya bizim tamam, isim. Evet. 35-40 yaşında hala ayakkabısını annesi alıyor falan. Böyle adamlar var, yok demeyin. Onlar çocuksu, çocuksu kadınları seviyorlar. Çocuksu. Ama olgun büyümüş bir erkek, kendi ailesinin tarafından değil, kendi başına büyümüş bir erkek, çocuksu saç modellerini sevmiyor. Daha vamp, Jennifer Aniston tarzı. Daha böyle olgun gözüken kadınları seviyor. Bakın, çok kritik bir bilgi verdim. Çok kritik. Peki. Evet efendim. Fotoğrafları değiştiriyoruz. Değiştirelim. Sevgili hanımlar. Hanımlar evet. için yapıyorum şimdi şu programı. Şu dakikaları daha doğrusu. Neden? Erkekler hangi saç modellerinden hoşlanıyorlar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kadını hangi saç modeli seksi sana kılıyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Tamamen Hatay künefe. Bak, yemin ediyorum. Hatay künefe. Ya, yani çok Hatay ciddi künefe. Söylüyorum. Bu kadar mı olur? Öyle bir hava katmış ki ona. Erkeklerin böyle benzetmeleri var değil mi? Hatay künefe nedir ya? Yalnız bu papatya bak. Saçında papatya modeli var. Bence güzel değil bu model. Onu güzel söyleyeyim. Değil. Saçta onu yakıştıramadım ben. Çok afilli yani. Hani öyle bir farklı bir şey bu olmuş. Bu fazla yapılı bir saç fazla, galiba değil mi? Abartılı bu diyelim. Abartılı. Mübalağa yapmış yani. Erkekler abartıyı sevmiyor mu? Yok. Yani? Bu biraz güldürebilir bile hatta. Nasıl model falan denebilir. Peki diğerine geçelim. Devam edelim. Bakalım. Evet. Çok sade. Kumral güzeli. Sade güzellik bak. Saf ve sade güzellik bu. Gülüş de çok güzel. Yine 15 derece vardı. Neyse, devam ediyoruz. Kendimi erkek arkadaşımla evet, yol kenarında oturuyormuş gibi. Kanka konuşuyoruz ya, bir dakika. Şimdi mesela burada çok vamp bir kadın. Çok seksi değil mi? Çok. Bak, seksi burada birazcık vamp. Birazcık böyle agresyon gösterebilecek bir kadın bakışı var. Saçlarsa neyi anımsatıyor biliyor musun sana? Ben bir reklama gidip gelelim de öyle neyi anımsattığını söyleyen bana. Söyle. Evet, saç modellerinden konuşuyorduk. Bir kadının en güzel aksesuarı bence yüzündeki gülümsemesi. Çok güzel. Ardından saçları. Bravo. Gerçekten saçlar çok önemli. Yüzümüzün rengini canlandırıyor, solduruyor. O yüzden erkek gözüyle hanımların saç modellerini değerlendiriyoruz. Şimdi diğer fotoğraflarımız da gelsin. Çok erkeksi. Kısacık. Çok erkeksi, çok maskülen. Yani, erkekler beğenir mi bu saçları? Genelde hayır. Bak, beğenen erkek vardır. Hiç kimse beğenmez demiyorum. Ama maskülen bir saç modeli. Çok maskülen. Bazı erkekler de çok sever. Kısa saçlı böyle kızlara bayılan erkekler de vardır. Peki diğer modeli diğerine geçelim. Bizim arkadaş değil mi o? Benim arkadaşım Abdüllatif değil mi o ya? Bilmiyorum. Abdüllatif'e benzettim ben arkadaşım. Şimdi bu artık maskülen de zirve. Maskülen. Bir de yanına Amerikan tıraşı dediğimiz tıraş yaptırmış ki ben lisede falan, o zamanlar saçım vardı, yaptırıyordum. Artık onlar olmaz. Olmaz. Valla neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyim? Çok. Bir gün şapkanı çıkarmak istiyorum. Yani. Ya sen var ya, bir şey söyleyeceğim. Ama. Çok tehlikeli. Yani şu şapkanın çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ben yapıştırayım da geleyim onu böyle zampla. Uhuyla yapıştırayım. Adil. Yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Cansın. Allah hep sevdiklerinle. Allah razı olsun. Nice günler nasip etsin. Çok sana. Teşekkür ediyorum. Sağ sana ol. Ve şu anda ekran başında doğum günü olan herkese hepinizin doğum gününü kutluyorum. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bana yakın durmam gerekiyormuş. Buyurun sesim efendim. Sesim gelmiyor. Böyle. Bizden bugünlük bu kadar. Sesim gelmediği Cansın. İçin Adile bırakıyorum. Sen kapat. Tüm oğlaklara, bütün papatyalara, oğlaklara onların doğum gününü kutladık. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Çok keyifli bir programdı. Görüşmek üzere.